Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17 işletim sisteminde gözünüzden kaçmış olabilecek ya da bilmediğiniz ufak tefek büyüklü küçüklü özelliklere birlikte göz atacağız. Öncelikle sizlere Apple Watch'la ilgili bilmediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Apple Watch kullanıyorsanız eğer ve telefonunuzun nerede olduğunu bilmiyorsanız, yakınlarda arıyorsanız, çantamda, koltukta, orada, burada diye Apple Watch'umuz üzerinden telefonumuza bildirim gönderebiliyoruz. Yani nerede bu telefon diye çalıyor biz de buluyoruz. Bunun iOS 17 ile birlikte tam tersi de mümkün. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayarlar kısmına geliyoruz. Denetim merkezine geliyoruz ve denetim merkezinde daha fazla denetim kısmına indiğinizde saatimi ping at diye bir seçenek olması gerekiyor. Benim şu anda bu cihazıma Apple Watch bağlı değil ama bağlı olan bir cihazda bakın gördüğünüz gibi saatimi ping at diye bir seçenek olması gerekiyor. Bu seçeneğe bastığınız zaman Apple Watch'unuz öttürerek nerede olduğunu siz de bulabilirsiniz. Apple Watch demişken bu videonun sponsoru Teknometre'den de çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Teknometre.com adresine girerek ihtiyacınız olan bütün mobil aksesuarları satın alabilirsiniz. Özel Özellikle kordonlar, ekran ve kasa koruyucularında gerçekten çok fazla ürün ekledim buraya. Dolayısıyla buradan dilediğiniz gibi satın alıp sizler de bakabilirsiniz. Ayrıca bugüne kadar teknometreye koydum ve deneyimlediğim çeşitli Apple Watch kordonlarını sizlere de göstermek istiyorum. Yani aşağı yukarı aklınıza gelebilecek bütün Apple Watch kordonlarını deneyimledim. Ve hakikaten de hoşuma gidenleri buraya koydum. Dolayısıyla sizler de %20 indirimli alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Sıradaki özelliğimiz mesajlar uygulamasıyla ilgili. Mesajlar uygulamasına girdiğimiz zaman fotoğraf göndermek için normal de artı kısmına basıp buradan fotoğrafları seçmemiz gerekiyor. Ama bunun yerine artı kısmına basılı tuttuğumuzda direkt olarak fotoğraflar galerimize doğru bu şekilde geliyor. Aynı şekilde buradaki artı kısmına basılı tuttuğumuzda diyelim ki biz ses kaydını daha fazla kullanıyoruz. Bunları sağlayabilmek için de ses üzerine basılı tuttuğumuzda bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yukarıya alıp dilediğimiz gibi o menünün tipini değiştirebiliriz. Dördüncü özelliğimiz mail uygulamasıyla alakalı. Mail içerisine girdiğimizde benim dolap hesabımda buradan görebilirsiniz bu arada. Ben bu maili yanıtlayacağım diyelim. Yanıtlaya basıyorum. Ben burada gönderildi kelimesi üzerine eğer bir link eklemek istiyorsam yani tıkladığında insanlar gidebilsin istiyorsam üzerine basılı tutmam gerekiyor. Üzerine basılı tuttuktan sonra bağlantı ekle deyip işte bağlantıyı buraya girmem falan filan gerekiyor. Bunun yerine yapıştırmak istediğimiz bağlantıyı buradan bu şekilde kopyalıyoruz ve direkt istediğimiz kelimenin üzerine basıp yapıştır dediğimizde gördüğünüz gibi hiç bununla uğraşmadan istediğimiz kelimeye istediğimiz linki bu şekilde ekleyebiliyoruz basıldığında da az önceki linke gidecektir. Fotoğraf uygulamasına geldiğimizde düzenlemek istediğimiz bir fotoğraf varken buradan düzenle'ye basarsak ve buradan kalem işaretine basarsak biliyorsunuz üzerine çizebiliyoruz, yazabiliyoruz. Bunda anormal bir şey yok. Ama buradan artı kısmına bastığımızda buraya bu şekilde şekiller de ekleyebiliyoruz. Şekilleri eklemek de hadi çok kullanılmıyor ama biliniyor. Bunun yerine buradaki şeklin içerisine bitti dedikten sonra tekrardan kalem kısmına gelerek artı kısmına basarak Metin ekle dediğim zaman metinleri bu şekilde şekillerin içerisine de yazabiliyorum. Böylece günün sonunda bu şekilde başlıklı görseller ve fotoğrafları da aslında telefonumdan basit bir şekilde yaratabiliyorum. Arkadaşlar 100 bin olmamıza çok az kaldı. Abone olmanız beni gerçekten çok mutlu edecektir. Sıradaki özelliğimiz maalesef ki İngilizce ayarlanan telefonlarda çalışıyor. Ama ben Türkçe özelliğine de gelmesine yakındır diye düşünüyorum. Bir de denediğim bazı Türkçe telefonlarda bu çalıştı. Bazılarında çalışmadı ama benim hoşuma gidiyor. Yine göstermek istiyorum. Telefonlarımızın biliyorsunuz fotoğraflarında fotoğraflar üzerinden özellikle nesne tanıma gibi özellikleri var. Ve bu nesne tanımalarında, yazı tanımalarında en işlek olduğu noktalar ikonlar. Şimdi ben buraya girdiğim zaman aslında bu ikonların ne ifade ettiğini bilmiyorum. Ya da arabamda bir anda çıkan bir işaretin ne ifade ettiğini bilmiyor olabilirim. Böyle durumlar için fotoğraflarımız buraya yüklendikten sonra cihazlarımız bu fotoğrafları tanıyor. Ve alt kısımdaki i kısmına bastığımızda buradaki görsellerin anlamlarını bize söylüyor. Dediğim gibi İngilizce olan telefonlarda bu çok daha düzgün bir şekilde çalışıyor. Apple biliyorsunuz rahatsız etme durumlarını engelleyebilmek için telefonlarımıza odak modu şeklinde özellikler getirdi. Odak modları güzel ama ben mesela çok fazla kullanamıyorum çünkü her şeyi kapatıyor. Bunun ıncık cıncık ayarlarını yapmak mümkün. Fakat çok büyük bir sıkıntı var. Mesela odak modunda telefonumu kenara koydum ben. Tamam bildirim gelmiyor harika. Ama odak modunda telefonumu kullanırken de bildirim gelmeyebiliyor. İşte bunu mesela ben yatarken telefonumu uyku moduna aldığımda yaşıyorum. Ve bunun bir çözümü var. Ayarlara giriyoruz. Odak kısmına geliyoruz. İstediğim odağı buradan seçiyorum ve buradan seçenekler diyorum. Bakın bildirimleri sessize alın diye bir kısım var burada ve burası her zaman diye seçili. Buranın üzerine bastığımda kilitliyken yaparsam bunu Telefonum odak modunda ve kilitliyken hiçbir şekilde mesaj bildirimi almam, izin verdiklerim haricinde. Fakat telefonu açtığımda yani kilidi açtıktan sonra bildirimler bana gelmeye devam eder. Yani ben ders şeklinde bir odak modu, iş şeklinde bir odak modu kullanıyorsam, bu kullandığım odak modunu telefonumu elime alıyorsam mola verdim demektir ve böylece bildirimleri görebilirim. Yani böyle bir şey de kullanmamız mümkün. Apple biliyorsunuz ki günlük diye bir uygulama getirdi iOS 17.2 güncellemesiyle birlikte. Ben açık söylemek gerekirse günlük uygulamasını gerçekten çok seviyorum. Günlük uygulamasının en büyük özelliği bildiğiniz bize eskiden küçükken ilkokulda tutturulan günlükler gibi düzenli olarak buraya yazı girdileri, çıktı girdileri yapabilmesi ve günlük uygulaması bizi düzenli olarak darlıyor. Diyor ki işte şuraya gittin ne yaptın, buraya gittin ne yaptın gibi. Fakat ben günlük uygulamamın daha özel ve daha aktif kullanıyorsam ve bunu insanların görmesini istemiyorum Diyorsam, ayarlara giriyorum buradan. Ayarlar üzerinden günlük ayarlarına geliyorum. Günlük ayarlarına girdikten sonra da bakın günlük kilitle diye bir şey var. Kilitle kısmını aktif ediyorum ve ne kadar süre sonra parola gerekmesini de belirleyebiliyorum. Hemen diyorum buradan mesela. Şu anda günlük uygulamasına girdiğimde gördüğünüz gibi Face ID ile birlikte bana soracaktır ve o şekilde açacak. Bir de günlük böyle sürekli olup olmadık yerde size bildirim atmasın diye günlük tutma planınızı açarak örnek veriyorum. Hafta içi akşam 9'dan sonra gibi bir mantıkla da bildirim skalasını burada düzen. Biliyorsunuz? Telefonlarımızda biliyorsunuz haptik touch diye bir şey var. Buraya basıl tuttuğumuzda telefonumuz bize bir tepki veriyor ve bu şekilde normal dokunma arayüzünün haricinde basınç sensörüyle farklı opsiyonlar sunuyor. Burada küçük bir ayarı aslında kendi zevkimize göre değiştirebiliyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz buradan. Erişilebilirlik kısmına gelmemiz gerekiyor. Erişilebilirlik kısmından da dokunmaya geliyoruz. Bakın dokunmada haptik touch diye bir kısım var. Haptik taça bastığımızda bizim bir uygulamanın üzerine ne kadar süreyle bastığımızda bize yanıt vermesi gerektiğini belirleyebiliyor. Hızlı dersem bakın basılı tutar tutmaz hemen karşıma geliyor. Saptanmış dersem biraz basılı tutmam gerekiyor. Yavaş dersem bayağı bir basılı tutmam gerekiyor. Dolayısıyla telefonu sert kullanan biriyseniz yavaş almanız mantıklı. Ama ben hızlı sonuç almak istediğim için hızlı ayarında kullanıyorum. Çok gerekli bir şey değilmiş gibi geliyor. Ama kullanmaya başladığınızda aradaki hızlanma farkını gerçekten anlayabiliyorsunuz. Son olarak muhtemelen birçoğumuzun bildiği geri alma özelliğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz telefonumuzu şu şekilde sallayarak bir takım yazıları ve aksiyonları geri alabiliyoruz. Ama bu geri al özelliğini... Ben bence kullanabileceğimiz en güzel yerlerden bir tanesi de ekran üzerinde. Ben diyelim ki podcaster uygulamasını yanlışlıkla buraya bu şekilde aldım ve diyorum ki ben abi ben bunu yapmak istemiyordum. Keşke yapmasaydım. Böyle bir durumda telefonumuzu elimize alıp şu şekilde salladığımızda bakın geri al uygulamayı taşı şeklinde karşımıza bu uygulamayı geri alma opsiyonu çıkıyor ve gördüğünüz gibi uygulama eski yerine böylece geri gidiyor. Muhtemelen birçoğumuz geri alma özelliğinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu özelliği ekran üzerinde kullanmak benim de bilmediğim bir şeydi. Umarım size de fayda etmiştir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere bir şeyler katabilmiştir bu video. Beğendiyseniz abone olmayı ve benzer videoların devamı için yine abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve benim görmediğimi düşündüğüm özellikleri lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.